Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha soracağız. Hocam bugünkü konumuz da aslında ilginç. Çünkü daha önce sizden bir ifade duymuştum. Hani insan çocuğunu bile kendisi için, kendini sevdiği için sever diye. Şimdi buradan hareketle ben şunu sormak istiyorum. Anne baba... çocuklarını kendi nefsi için seviyor madem, onların böyle sevmesi hakiki bir sevgi midir? Yoksa çocuklara gösterilecek sevgi daha mı farklıdır veya farklı olmalıdır? Şimdi Mustafa Bey, her anne baba, ben de anne babayım, sen de babasın, çocuğumu sever. Bu fıtridir, elinde değildir. Fakat insanda nefs denen bir kuvvet vardır. Evet. Genelde anne baba, anne baba çocuğun böyle üzerinde kol kanat gerer. Aman yavrum, işte ben yemeyeyim, sen ye. İşte ben giymeyeyim, sen giy falan titrer. Fakat bu fıtri olan duyguyu İslam alimleri çok güzel bir şekilde açmışlar. Mesela İmam-ı Gazali Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar bunu izah ederken, açıklarken buyuruyorlar ki, mesela insan genellikle mesela neslinin devam etmesi o çocuklara bağlı. Dolayısıyla çocuklarına bir sevgisi var. Bu sevgi neslin devamı için nefsinden kaynaklanan bir sevgidir buyuruyor. Nefsinden kaynaklanan bir sevgidir. Peki anne baba çocuğunu işte eğitir, okula gönderir, bilmem ne yapar falan, işte aman üniversiteyi kazansın, şu fakülteyi kazansın, şöyle yapsın, burs verelim de dershaneye gitsin de falan. İmam-ı Rabbani Kutsi Hazretleri ve İmam-ı Gazali Hazretleri bunu da açıklarken buyuruyorlar ki, veyahut da iyi bir tüccar olsun işte, evet. Güzel evlerde otursun, villası olsun, arabası olsun falan. Burada anne baba yine nefsi için yapar bunu buyuruyorlar. Yine nefsi için yapar. Niye? Kimin oğlu bu? Tabii canım, benim oğlum. Üniversiteyi verecekler. Hasan Ağa'nın oğlu. Tabii. O sana işte... kimin kızı? Kimin kızı? İşte öyle desinler. Zengin oldu falan. Tamam, kimin oğlu falan. İşte biz adamı böyle yetiştiririz işte. Evlat yetiştirin mi böyle yetiştireceğiz falan. Dolayısıyla yine kendi devrede. Anne baba yine ön planda. Zahiren çocukları ön plana koyuyor. Ama esas bu yaptıkları kendi nefsi içindir. Diyeceksiniz peki bu sevgi değil mi? Sevgi. Ama nefsi bir sevgidir. Kendine bağlı, kendine odaklı bir sevgidir bu. Peki ne olması gerekir o zaman? Ne olması gerekir o zaman? İslam alimleri bunu açıklamışlar. Bu sevgi Allah için olması lazım. Nasıl? Nasıl? Çocuğu seviyorsa ebedi saadetini düşünmesi lazım. Gerçekten seviyorsa. Bu Allah için sevgidir. Yani çocuğun istikbalini düşünüyorsa. Çocuğa önce yaratanını tanıtması lazım. Gerçekten çocuğunu seviyorsa yaratanını tanıtması lazım. Yaratanın emirlerini öğretmesi lazım. Yasaklarını öğretmesi lazım. Emirlerini yaptırması, yasaklarından sakındırması lazım. Bu bilgileri vermesi lazım. Ve çocuğun ufkunu açarak istikbal ahirette ebedi saadete kavuşmaktır. Bunu yerleştirecek. Yoksa istikbal dünyada mevki, makam sahibi, zengin olmak, şöhret sahibi olmak demek değildir. Çünkü bunlar fanidir ve geçicidir. Yok olacaklardır. Eğer dünyadaki fani şeyler üzerine kendi nefsinden kaynaklanan o sevgi ve o şefkatle yaklaşırsa çocuk dünyalık olan bu şeylere kavuşur ama sonra bırakır gider. Ahiretini kaybeder. Eğer bir anne baba çocuğunu bu şekilde yetiştirmiş, ahiretini unutturmuşsa, Rabbini unutturmuşsa, yaratanını unutturmuşsa, bu konuda bilgi vermemişse bu anne baba çocuğunu nefsi için seviyor, Allah için sevmiyor demektir buyuruyorlar. Nefsi için seviyor, Allah için sevmiyor. Allah için sevseydi Allah-u Teala bu çocuk onun değil. Diyeceksiniz efendim, tuhaf bir söz bu. Nasıl onun değil? İşte bu kadın doğurdu, bu adam vesile oldu. Tamam, doğru. Allah-u Teala ezelde bunun ruhunu yarattı mı? Yarattı. Bu anne baba bu çocuğun bedeninin dünyaya gelmesine sadece vesiledir. Ve bu çocuk bu anne babaya sadece emanettir. Eğer öyle olmuş olsaydı can istediği zaman herkes çocuk yapardı. Can istediği zaman erkek evlat, can istediği zaman aynı şekilde kız evlat. Olmuyor. Mesela çok kimse diyor ki bir kızım olsun, yine bakıyorsun erkek çocuk. Çok kimse de aynı şekilde bir erkek olsun diyor, bakıyorsun kız çocuk. Ya da boyu şöyle olsun diyor, başka şey oluyor. Esmer olsun diyor, sarışın geliyor, sarışın olsun diyor, esmer geliyor. Velhasılı, yani kendi gönlümüze göre değil, Allah-u Teala'nın müstakil varlığıdır o. Ayrıca yaratmıştır o. Ruhu yaratılmıştır, onun hakkında Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirleri vardır. Bize düşen ona
Rabbini tanıtmak, dinini öğretmek, itikadını düzeltmek. Peki efendim dünyalık olarak, ya dünyalık olarak tabii kendisine lazım olan bilgileri, kabiliyeti varsa öğretiriz, destek oluruz. Ama öncelikle evet, ahiret. Dünyalık olanlar ikinci planda gelmesi gerekiyor. Yani. Zaten Mustafa o da olacak ama. Elbette zaten Allah-u Teala insanı yaratmadan önce rızkını yaratıyor buyuruyor. Mesela çok anne baba rızkından endişe eder. İleride bu ne yiyecek merak etme. Sen ne yediysen o da yiyecek. Allah-u Teala senin içtiğin suyu yarattığı gibi, seni yediğin ekmeği yarattığı gibi onunki de yaratacak. Az veya çok, ezelde ne kadar takdir edilmişse. Çok para kazanınca çok yiyecek veya çok su içecek demek değildir o. Çok para kazanır ama Allah-u Teala bir hastalık verir, yiyemez içemez. Böyleleri yok mudur? Yoktur. Çoktur. Ve şimdi o zaman efendim peki çocuğumuzu okutmayacak mıyız veya ticarete atılmasın mı atılsın? Ama önce dinini öğrensin. Allah-u Teala'nın emrine uygun yapsın ticaretini. Okurken de Allah-u Teala'nın emrini terk etmesin. Yatırımlarını hep ahirete yapsın. Dünyaya değil. Dünyada da ev barkı olsun. Ama o evde Allah-u Teala isyan için değil. Allah-u Teala güzel ibadet edebilmek için, güzel misafirler gelmesi için ve orada güzel sohbetler olabilmesi için o niyetle temin etsin. Daha doğrusu dünyalık olan şeyleri de ahiret için niyet etmesine sebep olur. Dolayısıyla bir anne baba evladını eğer Allah için seviyorsa, Allah için seviyorsa Allah-u Teala dinini ona öğretir. Nefsi için seviyorsa Allah-u Teala'yı unutturur. Yani şimdi bazı anne babalar bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ama çocuk şimdi lisede okuyor falan, imtihanları da var. Namazlarını şey yapmasa, oruç şimdi yaz gününe geldi falan, tutmasa falan. Aha. Çocuğun önüne sen dünyalı koyuyorsun. Dünyalı koyuyorsun. Veya kıyamıyorsun, sabah namazına kaldırmıyorsun. Veya sabah namazına kaldırmıyorsun. O yanlış mı? Halbuki namaz konusunda taviz vermemeli çocuğa. Çocuk buluğa erdi, dikleniyor. Kız çocuk da erkek çocuk da diklenir tabii ki. Ama anne baba otoritesini kurmanın tepesine binmeli. Ne zamana kadar? Ta ki kendi böyle severek, aşk ve şevkle o ibadeti yapana kadar. Ondan sonra bırakır. Çünkü ölünceye kadar anne baba evladına emr-i maruf yapma hakkına, selahiyetine sahiptir. Ama evlat anne babaya sadece yumuşaklıkla ömründe birkaç defa ona izin verilmiştir. Evlat anne babasından sorumlu değil ama anne baba evlattan sorumludur. Dolayısıyla gerçek manada Allah rızası için evladını seven bir kimse evladını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yetiştirir. Yoksa felaket olur. Allah-u Teala muhafaza buyurur. Mesela çocuğa dinini öğretmediyse, ona o bilgiyi yüklemediyse ne olur? Ne olduğu hadis-i şerifte bildiriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Çocuğa sadece aynı şekilde para kazan, nereden kazanırsan kazan, hak hukuk öğretmemişsin. Çocuğu cahil bırakmışsın ve çocuk da aynı şekilde Rabbine isyan eder. Ha, kucak dolusu para getirebilir. Kucak dolusu para getirmesi aynı şekilde onun adam olduğu, insanlara faydalı olduğu demek değildir. Şöhret sahibi olabilir. Şöhret sahibi de olabilir. Şimdi hani biz çocukken hep anlatırlardı. Adam dermiş de oğluna, oğlum adam olamazsın, adam olamazsın falan. Oğlan gün gelmiş bir gün vali olmuş derler. Veyahut da emir olmuş. Haber gönderiyor, gidin diyor, işte polisi gönderiyor, jandarmayı gönderiyor. Yaka paça almış getirmiş böyle ayak ayak üstüne dağıtmış. Baba demiş, sen bana diyordun ya adam olamaz diye. Bak demiş ben vali oldum falan. Oğlum ben sana demiş vali olamazsın demedim ki, adam olamazsın. Adam olsaydın gelirdin. Evime kadar gelirdin, köyüme kadar gelirdin, elime verdin. Babanı böyle getirtmezdin. Yani. Babanı böyle suçlu gibi ya kapaca aynı şekilde getirtmezdin. Dolayısıyla adam olmak farklı bir durumdur. Yani insan olmak farklı bir durumdur. Anne baba gerçekten evladını seviyorsa ona dinini öğretir. Dinini iyi öğrenen bir çocuk, bir genç iyi bir insandır aynı zamanda. Çünkü Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor, yasaklarından sakınıyor. Allah-u Teala'nın kullarına şefkatle yaklaşıyor, onlara merhametle muamele ediyor. Hak ve hukuka riayet ediyor. Kimsenin aynı şekilde ırzında, namusunda, parasında, şusunda, busunda gözü olmuyor. Efendim ben de öyle yetişiyorum. Hayır, dinini öğretmeyen kimse mümkün değildir bu. Yani çocuğu Allah için sevmek ve Allah-u Teala'yı iyi bir kul olarak yetiştirmek de mümkündür. Yoksa öbürlerini, yani elbiseleri tamamdır, arabası tamamdır, şusu var, busu var falan. Bu nefsi içindir. Hatta bize bir dinleyici, bir izleyici mektup yazmış da dedi ki bunu ibret için aynı şekilde herkese söylerseniz falan diye zaman zaman da aynı şekilde anlatıyoruz. Diyor ki bir tane oğlum vardı, çok da zengindim diyor. İşte doğum günlerinde ayrı bir araba. Doğum günleri her sene diyor. Ayrı bir araba alırdık diyor. Kalk deyince su veriyoruz, buk deyince peynir veriyorduk diyor. Çocuk tabii diyor delikanlı olmuş, 17-18 yaşına gelince beni dövdü diyor. Beni dövdü ve ben de beddua ettim diyor. Yani canıma tak etti artık diyor. Ondan sonra diyor arabayla kaza etti, şimdi hastanede yatıyor diyor. Ayağı kırılmış. Hastaneden haber gönderiyormuş. Sen beddua ettin, ayağım kırıldı, hele bir hastaneden çıkayım ben sana gösteririm diye. Ve adamcağız mektubunda şunu itiraf ediyor. Diyor ki ben diyor nefsim için çalışmışım. Ben ona dinini öğretmedim ki diyor.
Ha işte nefsin için şey yapınca o da nefsini azdırdın azdırdın, o da sana seni de döver, öbürsüne döver. Hani bir gün bir adamcağız bir yılan böyle tuzağa düşmüş, onu kurtarmış falan. Yılan da demiş ki, ya demiş bana yardımın oldu. Ben de demiş sana bir destekte bulunayım. Her gün demiş gel şuradan demiş sana bir altın. Buradan alırsın bu taşın altından. Adamcağız bir yere seyahat edecekmiş, oğlum demiş bak demiş falan taşın altında demiş altın var demiş, git onu al her gün. Bir iki gün şey yapınca çocuk demiş ki yok demiş bu olmayacak. Beklemiş, yılan öldüreyim de demiş hepsini alayım. Toptan. Toptan. Hı. Fakat yılanın kuyruğu kopmuş, yılan da bunu sokmuş falan. Adam geldiği zaman tabii bunun çocuğu ölmüş falan, onu da çocuk ölmüş. Yılan da kuyruğu kopmuş. Adam sonra gitmiş yılana. Diyen demiş gene dost olan. Aa demiş. Ben de bu kuyruk acısı, sende de evlat acısı olduğu müddetçe bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Dolayısıyla yani sen evladına dinini öğretmezsen, dinini öğretmezsen, nefs canavarını beslediysen ondan sonra onun ıslah olması mümkün değil. Netice olarak nefsine düşkün, yani çocukların nefsi için seven bir anne baba eğer evlatlarına Peygamber Efendimizin, din büyüklerinin ve İslamiyet'in sevgisini vermiyor veya veremiyorsa böyle ana baba o çocukların en büyük düşmanları olurundur. Evet. Çünkü ebedi ahiretini yakıyor, yok ediyor, Allah'a para korusun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık Osman Ünlü hocamızdan. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.